Meme kanseri her 8 kadının birinde görülen bir hastalıktır. Bu kadınların, kansere yakalan kadınların maalesef bir kısmının memesinin tamamı alınmak zorunda kalıyor. Bu durumlarda hastanın kanser cerrahisi ve daha sonrasında yapılacak kanser tedavisi bittikten sonra bu kişiler estetik kayıplarını yerine koymak için bir arayışa giriyorlar. Bu kişilerde kanser sonrası meme cerrahisinin plastik cerrahlara başvuruyorlar. Kanser sonrası yapılacak meme onarım için plastik cerrahlar tarafından bazı alternatifler sunuluyor. Bunlar hastanın tedavisi tamamlandıktan sonra genel cerrah ve onkoloji tarafından tedavileri bittikten sonra plastik cerrahi tarafından yapılabilen bir işlemdir. Kanser sonrası meme onarımı adından da anlaşılacağı gibi cerrahi bir işlemdir. Ancak birkaç alternatifi mevcut olduğu için kişinin durumuna göre, kişinin hastalığına göre, kalan memesinin durumuna göre, göğüs yapısına göre, diğer memesine göre, vücut yapısına göre bir sürü değişken göz önünde bulundurularak planlama yapılır. Burada en önemli faktör hastanın beklentisi ve isteğidir. Ancak kısıtlayıcı faktör de hastanın vücut yapısıdır. Plastik cerrahlar tarafından kendi vücudundan alınan bir doku ile meme yapılması veya dışarıdan bir protez ile hastaya yeni meme oluşturulması alternatifleri sunulabilir. Kanser sonrası meme onarımı yapılan kişiler bir süre bizim takibimizde kalması gerekmekte. Tamamen iyileşme bittikten sonra uygulanan yeni yapılan meme son şeklini aldıktan sonra 6. ay ya da 1 sene sonra iki meme arasında meme eşitleme ya da meme başının onarımı, tatuaj ya da meme başının oluşturulması gibi işlemlerde olacağını hasta bilmelidir. Kanser sonrası oluşturulan meme dokusu hastada ömür boyu kalıcı bir şekilde yer alacaktır.